İki boyutlu model ortamı yani eskiz ortamında mouse sağ tıkıyla açılan menüde yer alan Dimension Display ile profillere yapılan ölçülendirmelerin görünümü değiştirilir. Öncelikle profil çizimlerimi yapacağım. Rectangle komutumu aktifleştiriyorum. Rastgele bir dikdörtgen çiziyorum. Dimension komutuyla dikdörtgenin kenarlarını ölçülendiriyorum. Yatay kenara 40 mm'lik ölçüye girip Enter'lıyorum. Komut aktifken... Diğer kenarımı seçiyorum. Bu kenarın, yatay kenarın yarısı kadar ölçüsü olmasını istiyorum ve bunun her zaman geçerli olmasını istediğim için yatay kenarı seçip denklemi oluşturuyorum. Circle komutuyla bir daire çizeceğim. Yine rastgele bir daire çiziyorum. Dimension komutuyla daireme ölçülendirme yapıyorum. 12.987654 şeklinde küsuratlı bir daire çiziyorum. Ardından constraint altındaki kısıtlarla dairemi dikdörtgenimin merkezine yerleştiriyorum. Ölçüyü seçerek konumunu değiştiriyorum. Ardından sağ tuş Dimension Properties ile ölçü özelliklerini açıyorum. Name kısmından ölçüye çap ismini veriyorum. Alttaki pencereden Deviation ile sapma toleransı tanımlıyorum. tamam diyerek işlemi bitiriyorum. Mouse sağ tuş ile Dimension Display'e geldiğimde Tolerans opsiyonunun seçili olduğunu görmekteyim. Tolerans seçeneği aktifken ölçü ve ölçü üzerine atanmış olan tolerans değerleri birlikte gösterilmektedir. Bu nedenle dairemin ölçüsü üzerinde tolerans değerlerinin yer aldığını görebilmekteyim. Tekrar Dimension Display'e geldiğimde ve bunu value olarak değiştirdiğim takdirde sadece ölçü değerlerini görülmekteyim. Diğer bir seçenek olan name opsiyonuyla ölçünün sadece ismi görüntülenmektedir. Dairenin ölçü ismini çap olarak değiştirdiğim için ölçü kısmında çap yazmaktadır. Diğer kenarlara isimlendirme yapmadığım için bu ölçüler otomatik olarak isimlendirilmiştir. Inventor Çizim yapmaya başladıktan sonra ölçülere isimlendirme yapılmazsa ilk verilen ölçüye D0, sonrakilere D1, D2, D3 şeklinde gidecek şekilde ölçülendirmeler yapar. Burada ilk verdiğim ölçü yatay kenar olduğu için isimlendirme olarak D0'ı görmekteyiz. İkinci vermiş olduğum dikey kenar ölçülendirmesi D1 şeklinde yapılmıştır. Tekrar Dimension Display'e gelip Expression opsiyonunu seçiyorum. Expression ile ölçü ismi, ölçünün tam değeri, denklem ile oluşturulmuşsa bu formül ile beraber gösterilmektedir. Çap için vermiş olduğum küsüratlı değerin tamamını görebilmekteyim. Aynı şekilde dikey kenar için oluşturmuş olduğum denklemi de görüntüleyebilmekteyim. Son seçenek olan Precious Value'yu seçtiğim takdirde bir ölçünün küsüratları ile birlikte tam değeri gösterilmektedir. Bu şekilde Dimension Display altından yapılan seçimlerle istenilen ölçlendirme görünüşüne geçiş yapılabilmektedir.